Herkese merhabalar, selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Bugünkü video adı şu makineyle alakalı. O kadar tereddütte kaldım ki iyi çıkar mı, çıkmaz mı? YouTube'dan bir sürü video izlemiştim. Bundan bir yıl önce hatta ablamla telefonda çok muhabbetini yapmıştık. Özellikle Hintliler çok kullanıyor bunu. Onlar parata, parata, Çapat? Bir şey yapıyorlar onlar <laughs> bundan. Neyse roti. Bizimkilerde yani çok fazla kullanılmıyor aslında. Bizimkilerin çok tercih ettiği bir şey değil. Herhalde bence bilmediklerinden dolayı. Çünkü hiç Türk videolarına rastlamadım. Genelde yapanlar hep Hintli kardeşlerimizdi. Şimdi dükkanda rastladım bu malete. Oruçluyum ya affedersiniz. Çok böyle tekleyebilirim bu arada. Neyse dedim ki abicim. Abicim dedim. Bu dedim, nasıl iyi bir alet mi? Önerir misiniz? Tavsiye eder misiniz? Yani ürün geri geliyor mu dedim açıkçası. Onlar da 10 tane gelmişti. 8 tane satıldı. Bu 2 tane kaldı. Geri gelmedi hiç dediler. E ben de düşündüm. Herkes ürün geri mi götürüyor? Ben götürenlerdenim. Ben bir şeyden memnun kalmıyorsam ve 30 euronun üstündeyse götürüyorum. 20 euronun üstündeyse de götürüyorum. Götürüyorum ya. Ben bir şeyden memnun değilsem en ufak krem bile olsa DM'lerde götürüyorum yani. Neyse vel hasıl kelam. Alet anda şöyle bir şey. Hadi açalım. Ay bu arada şunu da söylemeden geçemiyorum. Hani aldım, çok sevdim ama bu kadar mı olur ya? Bir şey bu kadar mı döker arkadaş? Abba! Bakar mısınız? <laughs> Nasıl biçeceksin sen ya? <laughs> çok tatlısın ama niye bu kadar döküyorsun? Bakar mısın? Aa. Gördün değil mi? Alma bunu. Bunu gördün, beğendin. Aa dedin. Az ablada ne güzel çiçek varmış. Kahvelerini paylaşırken çektiği bir çiçek vardı demiştin ya hani. Bak işte. Aa, yapma. Bunu alma. Şuraya bak. Allah. Hadi ben şurayı bir sileyim geleyim. Bu arada Dyson'la ilgili bir video kesinlikle yapmam lazım. Dyson'dan memnun muyum? Acayip soru işaretleri. Ya bildiğiniz gibi değil. Ee, bu konuyla ilgili video yapayım mı, yapmayayım mı? Hadi siz karar verin. Temizliğim geliyorum. Bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum, kısa ve öz. Ben bunu alırken alternatif olan markalar çok fazla bu teknik açıdan zenginlik yoktu. Yani Dyson'a yetişir kalitede ve performans o kadar değildi. Şimdi o kadar çok alternatif var ki ve çeyrek fiyatına Dyson'a gerek var mı? Ya yapmayın. Ben yaptım siz yapmayın videolarından bir tanesi aslında. Aa vallahi ona döndü ya. Ya hadi öyle olsun. <laughs> tamam. Ben yaptım siz yapmayın. Neden? Elektrikli bir gırgır gır aldığınızı düşünün tamam mı? Ve Dyson piyasada en pahalı. İşte motor gücü şöyle böyle falan filan ya size bazen mesela cam kırığı falan oluyor tamam mı? Onu oradan alıp o yuvarlak ağzıyla başka yere fırlatıyor, başka yerden falan. Yani keşke almasaydım demiyorum da keşke bu marka değil de daha yakın performans açısından öbürlerine bir baksaydım. Yani bakmadım mı? Yo baktım da keşke daha fazla baksaydım. Çünkü bunun ağzı ve çekiş performansı yani şimdi bilmiyorum ya yıllarca çok pardon bir saniye. Hani şöyle bir ürünü Böyle yılı devirecek falan kullanırsınız da ondan sonra bütün böyle artılarını ve eksilerini net görüp böyle tartıya koyduğunuzda hangisi ağır geliyor hangisi ağır geliyor almasaydım ağır geliyor çünkü şu anda ama ama şu anda piyasada çok alternatif var daha güzel ağızlıkları olup yani cam kırıklarını cidden bir görseniz mutfakta cam kırılmış ben niye yatak odasından o cam kırığını alıyorum çektirirken çünkü kalmış ağız tarafında onu öbür tarafta bir daha atıyor bir tarafa. Yani böyle bir tuhaflığı var mı? Var. Var var. Cidden var. E o zaman ilk başta anlamadım mı? Yok anlamıyorsun. Kullandıkça farkına varıyorsun. Kullandıkça cidden aa diyorsun ya işte bir de yeni çıkanları görünce de tüh ya falan oluyorsun yani açıkçası. Neyse Makine şu, şuna döndük. Dyson videosundan <laughs> herkese selamlar. Dördüncü <laughs> dakikanın sonunda bunun bir Dyson videosu olduğunun farkına varmakta olsun. Farkındalık hep iyidir. Ne yapıyorsak farkında olarak yaşayalım. Evet kamu spotunda verelim. Hani artık böyle her şeyin farkındayız, hayatındayız ya güya. Ne kadar farkındayız. Her şeyin farkındayız, bir dinimizin farkında değiliz. Neyse ya, neyse. Söylenecek çok şey var da şu makineyle ilgili söyleyeceklerim şöyle bir toparlayayım en son bu fiyat şu dönemde bu da verilmez bunun daha müdahil ürünleri var var çıktı e, performans açısından da çok yakın ürünler var o yüzden Dyson keşke orada kalsaydım diyorum ama dediğim gibi o dönem öyleydi şimdi çünkü e, çok var çok çıkardılar ve ürünler çok iyi. Neyse işte böyle. Hadi bu video da böyle olsun. Bir sonraki videoda hemen arkasından da şununla ilgili kelamlarımı edeyim. Kısa bir video olmuş olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İlk videoyu Dyson videosunda da şuralara bir yerlere koyacağım. Oradan bakıp izlersiniz kapatmadan ufak bir detay vereyim. Diğer makineler bunu yapıyor mu bilmiyorum. Ama mikro toz diye bir şey var ve bu makine mikro tozları topluyor. Bak onu açıkça o yani iyi de öldürdüm ya. Hakkını da vereyim. Kapatırken aklıma geldi. Mesela evi temizlediniz, çektirdiniz. Bununla tekrar tekrar evi çektirdiğiniz zaman şok oluyorsunuz. Ve enteresan bir mikro tozları mozları da toplayıp çekiyor. Yani aldığıma pişman mıyım, almadığım, almasaydım daha mı pişman olurdum falan. Yani kararı siz verin e bak artıyı da söyledim eksiyi de söyledim sizce ben emin miyim İyi <laughs> ki almışım mı diyorum ne diyorum ben de bilmiyorum yorumlara kendiniz yazın siz gerçekten memnun musunuz bana geç, geçenlerde arkadaşım gelmişti Esma kulakların çınlasın öpüyorum seni de o da eski Dyson'cılardan yani yıllardır Dyson kullanan birisi. Neyse bardak kırıldı işte aynen. O dedi ya Aziz dedi. Gerçekten neyi seviyorsun bunu dedi. Oradan alıp öbür tarafa gidiyor. Dedim yok dur. Bak dedim ağzını değiştirince iş değişiyor. Cidden iki tane kafası var ya bunların. Yani hani çeken bunu şimdi taktım ama hani böyle geniş ağızlı olanlardan bir tanesi hem halı hem de düz yüzeylerde kullanılabilirliği var ya. Onlardan bir tanesi şimdi hangisi olduğunu şey yapamayacağım. Onlardan bir tanesi gerçekten çekmiyor. Almıyor böyle büyük parçalar ama diğeri de döndürüyor da döndürüyor. Hani böyle döner sistemli ya dönüyor 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 dönüyor. Görüyorsunuz artık onu böyle evi çektirirken onu böyle fıldır fıldır döndüğünü görüyorsunuz. Makineyi durduruyorsunuz plak diye aşağı şak diye cam ne varsa artık aşağıya atıyor. Yani bilemiyorum yahu. Benimki de 11'di. Şimdiki aklım olsa hatta ben şunu söyleyeyim mi size? Yani Belki de ben bunu ebay'de satarım. Yani hala çok hastaları var. Yani ben o kadar değilim işte onu anlıyorsunuz herhalde. Dediğim gibi çok daha uygun fiyata daha güzel bir gırgır var yani. Yani bu dip köşe mesela dolapların kenarına sokamıyorsunuz. Soktuğunuz yerde de bunun ince uzunu var ya, ya her şeyi çekmiyor. E çekmiyor ağızları çekmiyor öyle her şeyi. Yani bir makine aldım her şeyi yapıyor değil biliyor musunuz? Roborock da öyle. Benim miyle gayet normal elektrikli süpürgem vardı. bodrumumuzu boşaltırken eşim hurdacıya verdi. Dedim ne yapıyorsun sen? Dedim makine bozulursa alternatif o var. Ve şimdi öyle bir makineye ihtiyacım var. Ya şaka gibi. Yani Roborock var, bu var. Roborock her deliğe girmiyor biliyorsunuz. Bunun da girdiği delikten her şeyi çekememe özelliği var. Kaldım öyle iki makine de var. Ama normal elektrikli süpürge ihtiyacım var şu anda. Yani insanın elinin cömert olmasıyla <laughs> detay düşünememesi arasında da çok fark var arkadaş ya. Bak şimdi yaklaşık bir yıldır bu, lafla, <laughs> bu lafları söylüyorum. Makine almam lazım yani. Nereyi çekeyim? Yatak odasında dolapların aralarını çekemiyorum arkadaş. Ne yapıyorum? Tekrar ben paspas bilmem nesini alıyorum. Onu oradan çekiyorum. Oradan sonra makineyle çekiyorum. Anlay anlatabildim mi yani ne demek istediğimi? Bir adım atarken iki adım sonrasında bir düşünün ne olur ne olmaz. İki tane varsa tamam yedeklemeyin ama bir taneyi de hemen elden çıkarmayın arkadaş. Bir kenarda dursun bakalım ne oluyor? Ha uzun süre geçti lazım değil tamam verirsin birilerine. Ama bu durum öyle bir durum değil. Ben elimdekini verdim şimdi para alıp tekrar vereceğim. Veriyor musun? Yok vermiyor. Diyor ki yok dur, şimdi değil. Arkadaş beni mağdur ettin ya. Tabii erkekler ev işi yapmadığı için detayları çekmedi. E, iki tane makine var Arkadaşım öyle değil. Bak ben sana izah edeyim deyip de ama tabii 10 kere futbol <laughs> programı izleyip 11. de anladıkları için ne kadar anlatsanız da öyle mi tamam deyip ama şimdi değil deyip bir dahaki ay olup yine aynı muhabbet olup bak hayatım ben sana anlatmıştım ya hani <laughs> deyip tekrar tekrar izah ediyorsunuz. Evet. Ramazan Ramazan şimdi gıyabında mı konuştum ben? Yok değil mi? Öyle bir şey olmadı değil mi? Allah affetsin. Görüşmek üzere. Dyson. Keşke yerinde kalsaydın. Hadi görüşürüz.